geç geleceklermiş. Leyla'yı bilmiyor mu yani? Şevket aradı, konuştu, kapattı, söyleyemedim. Ama ne yapayım, birazdan arar söylerim ben. Galiba ben başaramayacağım baba. Bir darbede yıkıldın deme ne olur. Bir darbe değil, biliyorsun. En son darbe. Taksi durağındaki işinden oldum diye dünya bitti mi yani? Buraya kadar mıydı? Nereye kadar peki? Bugün sen gelmeden önce saatlerce oturdum, insanları seyrettim. İş biçtim onların hayatından kendime. Mesele sadece iş değil. İş tabii çok önemli ama mesele ondan çok daha büyük baba. Bugün durakta Hakkı abinin yüzünde gördüğüm şüpheli ifadeyi evde sizin yüzünüzde de gördüm ben. Yani şüphelenmek değil de... Lütfen babacığım. Benim sizden hesap soracak halim mi var? Haklısınız. Bugüne kadar defalarca yanılttım sizi. Defalarca, defalarca. Ben bile bıktım kendimden. Bir adamın karısını ayartan herif oldum. Yalan söyledim. Kumar oynadım. Hırsızlık yaptım. Niye güvensin insanlar bana? Bu sorunun cevabını da sen vereceksin Şevket. Bunun cezasını çektin. Çekiyorsun. Daha bir sene de çekeceksin besbelli. Cevabını da sen vereceksin. Bana bir tek şey borçlusun oğlum. Sağlıkla, sıhhatle hayatına devam edeceksin. Etmek zorundasın. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Bizim gözlerimiz sana aynı olmuş. Kendini görmüşsün, ne güzel bak. Bundan sonra da bakmaya devam et. Kendinden memnun olana kadar. Sen vereceksin kendinle ilgili bu kararı önce. Sen inanacaksın kendine. Sen affedeceksin. Keşke yok. Bundan sonrası var. Hı? Hadi bakayım. Efendim Ceyda. İşim vardı. Tamam geliyorum. Yatırma oğlum. Müzik
Babanın bahçesini merak ettim. Öyle anlattın ki. Gel. Gelmeyeyim istersen. Bahçeyi göstereceğim, gel. Anne geldiler. Oo, ev çok güzel. Tarihi değil mi? Evet. Ne? Nerede? Anne yavaş. Ama sus. Anne gördüler, çok ayıp. Sen ayağımın altından göremiyorum. Ay, ay ayağıma yazdı anne. Ay tamam tamam dur. Ay çekilin gidin, bir rahat verin insana. Burası tam baba evimiz. Babamın babasından kalma. Gel gel. Heh, gelin bu tarafa gel. Yerdeki mozaikler de çok eski. Bu ağaç dedemden de yaşlıdır herhalde. Bayıldım ben buraya. Bahçe kucak gibi sarıyor insanı değil mi? Ben de kendimi çok güvende hissediyorum bu evde. Pek boyu yok ama. Bıyığı da mı var bunun? Ama yakışıklı çocuk. Kapat, şey. Kapat. Kapat işi. Kafamı düşürdüm ya. Bizimkilerle tanışmak ister misin? İstemez miyim? Tabii bir sakıncası yoksa. Seninle yemek yediğimizi biliyorlar. Bir arkadaşım dedin sadece. Doğru. Babanla özellikle tanışmak isterim. Eve doğru geliyorlar. Ay vallahi geldiler, yürü. Onlara biraz zaman kazandırmak iyi olur. Çok kötüsün. Belli etmeyin. Ayşe gel buraya sen. Bu çocuk. Oh, hoş geldin Nazmi. Merhaba. Anne, misafirimiz var. Kim geldi? Bu Ayşe'miz. Merhaba. Çok memnun oldum Ayşe. Ben de Nazmi. Ben de memnun oldum. Anneciğim. Babam salonda mı? Anne girdiler. Yardım. İçeri girmesinler. Baban gebertir vallahi ya. Aa. Anne. Aa, merhaba. Merhaba. Nazmi, Afyon'dan arkadaşımız. Cem'in de arkadaşı. Aa, öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel Nazmi. Ben kahve yapayım. Ben yapayım. Ay sen otur. Nasıl içiyordun Nazmi? Sade lütfen. Herkes sade içiyor demek. Seninle konuşmak her zaman iyi geliyor baba. Ne güzel iltifat bu. Ama öyle. Hafifliyorum. Yani sırtımdakileri sana yükleyip hafifliyorum. Anneler babalar bunun için var zaten. Yeter ki sizin güler yüzünüz solmasın. Eviniz gerçekten muhteşem. Başka türlü bir havası var. Teşekkür ederim. Ne işle meşgulsünüz çocuğum? Hekimim efendim. Öyle mi? Ne güzel. Ne üzerine? İhtisasımı henüz yapmadım ama genel cerrahi düşünüyorum. Oo, başarılar. Aileniz nereli? Biz Ege'liyiz. Dedemin babası Girit'ten gelmiş.
Annem babam İzmir'de yaşıyorlar şimdi. Çok güzel. Ben İstanbul'da okudum. Cem'le de kolejden tanışıyoruz. Yatılı mıydınız? Evet. Hafta sonları İzmir'e gitmediğim zamanlarda Cem'lerde kalıyordum. Babanlar geldi. Anne kızım güzel. Kalk. Koş karşıla. Hayriye Hanım biz geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Babacığım, sizin Azmi ile tanıştırayım. Cem'in arkadaşı vardı ya Afyon'da, Doktor Ali. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Böyle emrivaki oldu ama... Leyla'yı eve bırakırken beni tanıyın istedim. Sizin de evde olduğunuzu düşünüyordum ben. Anladım. Buyurun. Otur çocuğum. Geç hayatım yerine. Aslında huzursuz oldum. Böyle habersiz olmadı. Rica ederiz. Çocuklar Afyon'dan döndükten sonra bahsetmişlerdi biraz. Sizinle tanıştıklarını söylemişlerdi. Necla, hadi bir çay suyu koy kızım, hadi. Ben kaçırmışım o sohbeti. Size de çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah'tan kimseye bir şey olmamış. Arabada çok hasar var mı? Hangi araba? Biz emniyetteyken Nazmi aradı da... ...yaptığın kazayı söyledim ben de. Ha. Anladım. Yok. Arabada fazla hasar yok. Emanet taksi tabii. İyi atlattık. Çok şükür. Ha, taksideyken mi oldu? Abim takside çalışıyor bir süredir. Ama üniversite mezunu aslında. Bir arkadaşı askere gidiyor. Ona iyilik olsun diye taksisini çalıştırıyor sevabına. Herkes birbirinden suçluydu o gece. Birbirlerinin gözlerinde kendilerini görmemek için bakışlarını saklıyorlardı. Başka gözlerden kabul görebilmek için ailece yalana göz yumdular. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.